Merhabalar arkadaşlar. En sonki dersimizde simple present tenses'ları işlemiştik. 4 tane simple present tense olduğunu, bu tenslerin nerelerde kullanıldığını ve bu tensleri çeviri karşılıklarını ve bu tenslerle ilgili keywords dediğimiz anahtar kelimelerimizi vermiştik. Bugün de past tenses'ları bitireceğiz ve past tenses'ları bitirdikten sonraki süreçte onlarla ilgili egzersiz yapıp YDS sınavında çıkabilecek sorulara karşı almanız gereken önlemleri konuşacağız hep beraber. Evet değerli arkadaşlar, bugünkü dersimize past tense'lerle başlıyoruz. Geçen derslerden de bildiğiniz üzere past tense'ler İngilizce'de toplamda 4 taneydi. Neydi bizim past tense'lerimizin isimleri? Yine defterimizi 4'e bölüyoruz. Yani ben tahtamı, sizler defterinizi 4'e bölüyorsunuz. Ve bölmüş olduğumuz bu deftere de benim yazdığım şekilde yazıp takip ederseniz elinizde bir not oluşmuş olur değerli arkadaşlar. Şimdi ilk tense'imizin adı simple past tense demiştik. İkinci tense'imizin adı neydi? Geçen derste büyük bir tablo çizmiştik. Simple past continuous tense demiştik arkadaşlar. Simple past continuous tense. Üçüncü tense'imizin adı neydi? Üçüncü tense'imizin adı past perfect tense. Past perfect tense pastların üçüncü tense'iydi. Dördüncü tense'imizin adı ise past perfect continuous tense'ti arkadaşlar. Past perfect continuous tense. Şimdi biz arkadaşlar buradan neyi anlıyoruz? İngilizce'de 4 tane tense ile siz geçmişi anlatabiliyorsunuz. Tabii ki bunların gramer kuralları nasıl çevrildikleri bizler için çok önemli arkadaşlar. Simple past tense'in Türkçe'ye çevrilişi the, di, de, da demiştik. Past continuous'un çevirisi de İngilizce'de ne zaman ki biz bir continuous ifadesi görürsek, görmüş olduğumuz continuous ifadesine biz verb ing diyoruz. Ve verb ing dediğimiz ing takısının Türkçe'ye geçişi de yok. Your'la past birleşirse bu tense'imizin çevirisi de ne olur? Yordu olur değerli arkadaşlar. Past perfect tense'in Türkçe'ye çevrilişi mıştı, mişti. Mıştı, mişti. Yani geçmişte bir eylem var. Ondan önce yapılan bir eylem daha varsa ona past perfect tense diyorduk. Past perfect continuous tense'in çevirisi neydi? Past perfect continuous tense'in de çevirisi yordu. Ama hocam iki tane yordu var. Nasıl oluyor? Bunu daha önceki videolarımda sizlere açıklamıştım. Neydi mevzumuz? Neydi önemli olan? Bunu hatırlamaya çalışalım. İngilizce'de 13 tense vardı ve Türkçe'de bunun 8 karşılığı vardı. Bunun en büyük sebeplerinden biri ne demiştik? İngilizce'de zaman kavramı net zaman ve süreç zaman olmak üzere ikiye ayrılmaktaydı. İşte bu farktan dolayı iki tense'imizin de çevirisi aynı olmasına rağmen kullanım alanları birbirinden farklıdır. Bunları detaylı öğreneceğiz. Peki, şimdi simple past tense'in gramer kuralı neydi? Simple past tense'in gramer kuralı özne fiilin ikinci haliyle oluşturuluyordu. Gittim diyebilmek için I went ifadesini kullanmamız yeterli. Biliyorsunuz ki go'nun ikinci hali went'ti. Olumsuz cümlelerimizde ise özne didn't sonrasında da fiilin birinci halini getiriyorduk. Niye fiilin birinci hali oluyordu peki? Çünkü do yardımcı fiilinin geçmiş hali did'ti. Geçmişliği biz burada verdiğimiz için bir daha fiili verb 2 yazmamıza gerek kalmıyor arkadaşlar. Sorusu da aynı şekilde did yardımcı fiili başta, sonra özne ve verb 1 şeklinde oluşmaktaydı. Peki past continuous tense'imizin çevirisi neydi? Past continuous tense'imizin çevirisi özne, was, were,
verb ing'di. Bu tense'in Türkçe'ye çevresine yordu diyorduk. Ve olumsuzlarda ne yapıyorduk İngilizce'de biz? Not takısı ekliyorduk. Sorularda ne yapıyorduk? Was verb'ü öznenin başına aldığımızda da soru eylemi gerçekleştiriyorduk. Past perfect tense'in gramer kuralı özne, had, verb 3 arkadaşlar. Olumsuzunda yine not, sorusunda yine had'i başa getiriyorduk. Past perfect continuous tense'in çevirisi nedir arkadaşlar? Özne, had artı been artı verb ing'dir arkadaşlar. Yani eğer özne, had, been, verb ing gibi bir kalıp kullanıyorsanız mutlaka ona ne diyorsunuz? Past perfect continuous diyorsunuz. Bakın adında continuous olan tüm ifadelerin gramer kuralında verb ing var. Bu da sizin dikkat edeceğiniz diğer bir nokta. Şimdi simple past tense hakkında konuşuyorum arkadaşlar. Simple past tense bizim için bir dakika öncesi de, bin yıl öncesi de, 10.000 yıl öncesi de, 100.000 yıl öncesi de bizim için geçmiş zamandır. Yani ne demek istiyorsunuz Hakkı Hocam diye de sorarsanız şunu söylemeye çalışıyorum. 5 dakika önce Ali uyudu benim için geçmiş zamandır. 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetti. Bu da geçmiş zamandır. Ben 1970 yılında doğdum. Bu da nedir arkadaşlar? Geçmiş zamandır. Bu sebepten dolayı simple past tense, simple past tense geçmişte olup bitmiş tüm eylemleri anlatır. Geçmişte olmuş bitmiş tüm eylemleri anlatır. Ve bu tensin bizde lakabı kankidir. Bizim kankimiz simple past tense'tir. Neredeki kankimiz? Eğer bir soruda geçmiş zaman ifadesi var ise ilk aklımıza gelecek tense past tense'tir. Sebebi nedir? Sebebi şudur. Geçmişte yaptığımız bir eylemi en basit bir şekilde did'i çevirisiyle biz ne yaparız? Kullanırız. Tabii ki bu tenslerin hepsi de past tense fakat bunların belli başlı neleri var arkadaşlar? Teferruatları var. Yani past continuous'u kullanmak için nokta nokta olması lazım. Past perfect için nokta nokta olması lazım. Past perfect no continuous tense için nokta nokta olması lazım. Ama değerli arkadaşlar past tense'i kullanmamız için eylemin geçmişte olup bitmiş olması bizim için yeterlidir. Ve soru çözerken de ileriki videolarımızda her zaman size söyleyeceğim. Kankim varsa gerisi yalandır arkadaşlar. Yani geçmişte yaptığımız bir eylemi biz her zaman neyle anlatacağız? Simple past tense'le anlatacağız. Kankimizle anlatacağız değerli arkadaşlar. Ve şöyle bir not daha yazacağım buraya. Eğer bir soruda in 1940 yesterday, two decades ago gibi bir geçmiş ifade gördüğümüzde önce verb 2'yi düşün, sonra diğerlerini düşün. Bakın, diğerleri olamaz demiyorum. Diğerli olabilir. Ama diğerlerin olabilmesi için ince ince küçük küçük ayrıntılara ihtiyacımız var. En saf, en yalın, seni en karşılıksız seven tense pasta geçmiş zamandır arkadaşlar. Bunu unutmayacaksınız ve lütfen kankimizin değerini bilelim. Çünkü soru çözerken bizim çok yardımcımız olacak. Simple past tense tekrar söylüyorum. Geçmişte yapmış olduğumuz bir eylemi anlatmak için kullanılan bir yapıdır. Simple past tense ile ilgili birkaç örnek yazmamız gerekirse eğer şu bölümü ben izninizle siliyorum. Diyelim ki ben geçen gün yolda gördüğüm çocuğu telefonla aradım. Kim? Ben. Özne. Ne yapmışım?
aramışım ama fiilin ikinci hali. Kimi? Çocuğu. Hangi çocuğu? The kids. The kid. The kid. Hangi çocuk? That I saw last day. Geçen gün yolda gördüğüm çocuğu aradım arkadaşlar. Bu cümlemizde I öznemiz, font fiilin ikinci hali, the kid, o the kid obje mi yoksa the kid that I saw last day mi? Tabii ki objemiz ne arkadaşlar? Nesnemiz yani the kid that I saw last day. Geçen gün gördüğüm çocuğu aradım. Yani sadece çocuğu değil, geçen gün gördüğüm çocuğu aradım. Peki hocam, bunun olumsuzunu nasıl yapıyoruz? Biliyorsunuz nasıl yaptığımız olumsuzu. Aramadım diyeceksiniz. O zaman I didn't call. Phone, cep telefonuyla arıyoruz. O yüzden I didn't phone. Ne oldu? Fiilin birinci hali oldu. Kim aramadın? Yine aynı şekilde the kid that I saw last day diyoruz değerli arkadaşlar. Aramadım. Kim aramadım? I didn't phone the kid that I saw last day. Siz bana sorun. Hocam siz geçen gün gördüğünüz çocuğu telefonla aradınız mı? Hocam siz. O zaman sorularda did başa sen diyorsunuz, you. Sonra fiilin birinci hali phone, the boy. Hangi boydu bu? That ya da who da kullanabiliriz burada. Neden who kullanıyoruz? Neden that kullanıyoruz? Daha sonraki konularımızda size öğreteceğiz. Did you phone the boy? That ya da who? You? Sorry. Evet, siz bana dediğiniz için yine you saw last day diyorsunuz arkadaşlar. Çevirisi de hocam sen dün yolda gördüğün çocuğu ya da dün gördüğün çocuğu aradın mı? Gramer olarak da past tense'in kullanım şekli bu şekilde değerli arkadaşlar. Tabii bunları soru çözerken daha iyi pekiştireceğiz ama tekrar söylüyorum. Geçmişte kendinize en yakın hissedeceğiniz ve en çok işaretlemeniz gereken tense'imizin adı simple past tense'dir değerli arkadaşlar. Geldik şimdi simple past continuous tense'e. Bu tense aslına bakarsanız kullanım alanları birden fazla ama soruda en çok karşımıza çıkan şey şudur. Geçmişte bir eylemi yapıyorken dikkat et. Yapıyorken anlatmak. Şimdi burada da iki tane nokta var. Bir, eylem geçmişte kalmış. Tamam, eylem geçmişte kalmış. Çünkü tense'imizin adı past. Eylem geçmişte kalmış. Fakat geçmişte kalan eylemi yapıyorken, yani bir eylemi yapıyorken, yorken anlatıyorsak neyi kullanıyoruz? Simple past continuous'u anlatıyoruz. Şimdi size iki örnek vereceğim. Dün eşim bulaşıkları yıkadı dedim ben size. İki saniye düşünün. Hakkı Hoca'nın eşi ya da benim eşim yok ama olsun. Hakkı Hoca'nın eşi ya da Hakkı Hoca'nın annesi bulaşıkları yıkadı dediğimde gözünüzün önüne ne canlanıyor? İki dakika düşünün bakalım. İki saniye. Hakkı Hoca'nın annesi bulaşıkları yıkadı denildiğinde gözünüzde ne canlanıyor? Aynı şeyler canlanıyor olsa gerek. Bulaşıklar üst üste koyulmuş. Mutfağın ışığı kapanmış. Bulaşık yıkama eylemi bitmiş. Yani kankamız. Yani past tense aklınıza geliyor. Peki Hakkı Hoca'nın annesi bulaşıkları yıkıyordu dediğimizde ne aklımıza geliyor? Bir defa geçmiş aklımıza geliyor. Nereden?
Duekinden. Peki yıkıyordu denildiğinde ne aklınıza geliyor? Annem bulaşık tezgahının önünde elleri köpüklü, bulaşıkları ovalarken, ayakta dikilirken ki anı aklımıza geliyor. Yani ikisinde de belki bulaşıklar yıkanmış bitmiş olabilir ama biri bulaşıkların temizlenmiş üstüne koyulmuş anı, biri ise bulaşıkları yıkıyor iken ki anı anlatıyor. Bu sebepten dolayı arkadaşlar simple past continuous tense dediğimiz, yani özne was or ing şeklinde kullandığımız past continuous tense'imizin en önemli noktası neymiş? Geçmişte bir eylem yapılıyorken anlatılıyormuş arkadaşlar. Daha kötü bir dille söylersem biz bu tense ne diyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Belki çok böyle dile uygun olmayabilir ama saçma da olabilir, kabul ediyorum, olsun. Geçmişin şimdiki zamanı diye aklınızda tutarsanız, nasıl tutarsınız onu da anlatayım. Şimdi hani subject emizar verb ing geçen dersimizde işlemiştik. Bir eylemi yapıyorken anlatmakta. Ahanda şu an demiştik. Ahanda şu an. Bu da ahanda geçmişte. Yani ahanda geçmişte demek değerli arkadaşlar. Bir eylemi geçmişte anlatıyor iken kullandığımız noktayı bize ne yapıyor? Veriyor değerli arkadaşlar. Yani biz simple past continuous'u kullanırken geçmişte bir eylemin yapılıyorken icra edildiğini anlatmış oluyoruz arkadaşlar. Bir örnek cümle yazalım. While iken, ne yapıyorken, she was watching television. Bir bayan arkadaşımız televizyon izliyormuş. Nerede izliyormuş televizyonu? Geçmişte. Nereden anlıyorsun? Was. Ama televizyon izliyorken denildiğine göre arkadaşımız televizyonun önünde. Çerez var masada. Bayansa bayan, evet. Kesin ya bu meşhur kadın programlarını, evlendirme programlarını izliyor. Ya da magazin izliyor. Ya da Fashion TV'ye bakıyordur. Erkek arkadaşı da, yani ya da babası da, her father was fixing the radio. Babası da ne yapıyormuş arkadaşlar? Babası da radyoyu tamir ediyordu. Demek ki benim gözümde şöyle bir şey canlanıyor. Babası radyoyu bir masaya koymuş, elinde tornavida, tamir etmeye çalışıyor aslında bakarsan. Babalar zaten her zaman tamir edemiyor ama baba uğraş içerisinde. Babası televizyonu tamir etti diyemez miydim? Derdim. O zaman gözümde canlanan şey de radyo yerine koyulmuş, tuşa bas çalıyor. Yani eylem bitmiş arkadaşlar. İki tense arasındaki değerlendirmeleri tüm tenslerimizi anlattıktan sonra bir daha döneceğim. Türkiye'de genel İngilizce derslerinde verilen kolay ya kaçmadan dolayı yanlış bilinen birkaç konu var. Bunları da ayrıntılı sizlere anlatacağım. Ama simple past continuous tense'in de geçmişte bir eylemi yapıyor iken anlatmak olduğunu unutmuyorsunuz değerli arkadaşlar. Geldik şimdi past perfect tense. Şimdi bu past perfect tense çok ilginç. Öğrencilerimi anlatırken zorlandığım bir noktadan başlayayım size. Benim öğrencim şöyle düşünüyor. Ya da düşünen öğrencilerim oldu. Mantıklı aslında düşünceler ama öyle değil. Nasıl? Eğer bir soru milattan önceden bahsediyorsa, hani biz buna geçmişin geçmişi diyoruz ya, mıştı mıştı diyoruz ya, öğrenci 1990'ları, 2000'leri verb 2, 1200'leri, 1300'leri, 1453'leri de head verb 3 gibi düşünüyor. Burada yanlış düşünüyor. Past perfect tense demek çok geçmiş zaman demek değildir. Past perfect tense demek bir tane geçmiş zaman olacak demek. Ne demekmiş? Bir tane geçmiş zaman olacakmış. Yani bir tane geçmiş zaman ne demek? Verb 2 demek. Yani bir tane verb 2 olacak. Bu verb 2'den
önce bu verb 2'den önce gerçekleşmiş olan bir zaman daha olacak. Yani geçmişin geçmişi ne biz had verb 3 diyoruz. Neye biz had verb 3 demiyormuşuz? Çok geçmişte olan eylemlere değil de neye biz had verb 3 diyormuşuz arkadaşlar? Biz bir tane geçmiş olacak, ondan daha geçmiş olan eylemlere biz ne diyormuşuz arkadaşlar? Had verb 3 diyormuşuz. Bu tense geçmişte eylemleri anlatıyor. Evet, ama önce bir tane geçmiş olacak ki ondan önce de bir geçmiş olsun. Biz buna geçmişin geçmişi diyebilelim arkadaşlar. Hocam, ne demek istediğimizi biraz daha örneklerle anlatalım size. Şimdi I drank water 2 hours ago. Ben 2 saat önce su içtim. 2 saat önce bir eylem yaptığım için fiilin ikinci haliyle kullandım ve buna geçmiş zaman dedim. Deseydim ki arkadaşlar, deseydim ki, bir cümle daha söyleyeyim. Farklı bir cümle. Bak, bu noktayla bitti. Yeni bir cümle daha söylüyorum. My father drank water 5 hours ago. Babam da suyu kaç saat önce içmiş? 5 saat önce içmiş. Babamın 5 saat önce içmesi de benim için geçmiş zamandır. Yani kankamdır. Ne demiştik? Geçmişte bir eylem varsa ilk neye başvuracağız? Kankamıza başvuracağız. Bu cümleleri ben ayrı ayrı yazarsam iki cümlenin de tense, simple past tense olmak zorundadır. Ama, fakat, lakin. Bak arkadaş. Ama, fakat, lakin. Ben bu iki cümleyi birleştirirsem, iki cümleyi tek cümle halinde yazarsam, burada bir tane geçmiş, bir tane de geçmişin geçmişi var. Ne demek istediğimi şimdi gösteriyorum. Mavi kullanalım. After my father had drunk water, babam su içmiş olduktan sonra, içtikten sonra I drank water. İşte gördüğünüz üzere ne yaptım değerli arkadaşlar? İki cümleyi birleştirdim. İki cümleyi birleştirince babamın su içme eylemini had drunk'la gösterdim. Çünkü benim su içmem geçmiş. Babamın su içmesi bana göre geçmişin geçmişi. İşte böyle arkadaşlar. 5 saat önce çok geçmiş bir zaman olduğu için ben had drunk kullandım. Tabii ki hayır. Niçin had drunk kullandım? Cümlede 2 eylem var. Var olan iki eylemden biri birinden daha önce yapıldığı için had verb 3 kullandım. Yoksa ne kullanmalıydım? Verb 2 kullanmalıydım arkadaşlar. Çok özür dileyerekten, affınıza sığınaraktan, aklınızda kalması için size birazcık argo bir kelimeyle bu tense'i biraz daha açıklayacağım. Benim lügatımda bu tense'in lakabı eziktir. Ben bu tense ezik diyorum. Niye ezik diyorum? Kankam yoksa yani yapılan olan bir eylemden önce daha önce yapılan bir eylem yoksa bu tense kullanmak çok zor. Bakın, kullanılmaz demiyorum ama YDS'de siz benim çizdiğim bu yöntemle
ilerlerseniz soru kaçırmazsınız. Birkaç tane istisnai nokta var, verebilirim ama bunları vermeme gerek yok. Çünkü bu anlattığımla sen o soruyu çözebiliyorsun. Bu sebepten dolayı bu tense ezik diye adlandıralım arkadaşlar. Şimdi bir örnek daha vereceğim ben size. 1930 benim için geçmiş zamandır. Tek başına. 1850 benim için geçmiş zamandır. Tek başına. 1800 benim için geçmiş zamandır. Tek başına. Ama bu yapıları kendi aralarında kıyaslarsam, 1930 ile 1850'yi kıyaslarsam, 1930 verb 2, 1850 head verb 3. Ama benim 1850'ye head verb 3 diyebilmemi sağlayan 1930'dur. Çünkü bu geçmiş, bu da geçmişin geçmişi. Aynı istatistiği 1850 ile 1800'ü kıyaslarsam 1850 verb 2'dir. 1800 ise head verb 3'tür değerli arkadaşlar. Yani 1800'e head verb 3 yapan da 1850'dir. O yüzden bu tensin kullanımı bu şekilde. Ufak tefek detaylarını birazdan vereceğim. Buna da ne dedik? Geçmişin geçmişi dedik. Çok geçmiş olanlar head verb 3 değildir. Aman gözünüzü seveyim, dikkat edin. Kankamın kalbini kırmayın. O bizim kankamız. Anlaştık mı? Şimdi geldik past perfect continuous tense. Değerli arkadaşlar, past perfect continuous tense geçmişte biten bir eylemin ne kadar süredir yapılıyor olduğunu söylüyor. Yani tanım yazdırırsak, geçmişte başlayıp, dikkat et, geçmişte başlayıp, geçmişte biten, geçmişte başlayıp geçmişte biten eylemin ne kadar süreyle ya da süreçle yapıldığını anlatmak için biz bu tense kullanırız arkadaşlar. Geçmişte başlayıp geçmişte biten eylemin ne kadar süreyle ya da süreçle yapıldığını anlatmak için biz bu tense kullanırız. Hocam ne demek istiyorsunuz? Şöyle bir tablo çizersem, çizdiğim bu tabloda şurası günümüz olsun. Şurası future olsun. Şurası geçmiş olsun. Hülya denilen arkadaşımız bir şirkette 2006 yılında çalışmaya başlamış. Hülya arkadaşımızın çalışma hayatı aynı şirkette 2010 yılında bitmiş. Yani Hülya arkadaşımız 2006 ile 2010 yılları arasında geçmişte başlamış, geçmişte biten bir eylemde ne kadar süredir o şirkette çalışıyor olduğunu bana söylemek istiyorsa bu tense kullanmak zorunda. Hocam örnek yazalım. Hülya had been working. Ne dedik? Çalışıyordu. Nerede? In a company. Bir şirkette. For
4 years. 4 yıldır. Ne itibariyle? 2010 itibariyle 4 yıldır bir şirkette Hülya çalışıyordu. Burada neyi anlıyoruz? Hülya artık o şirkette çalışmıyor. Çünkü eylem geçmişte kaldı. Hülya'nın o şirketle hiçbir bağlantısı yok. Hiçbir bağlantısı yok. Ve Hülya denilen arkadaşımız geçmişte ne kadar süreyle o şirkette çalışıyor olduğunu bize anlattı. Biz de bunu past perfect continuous tense ile ne yaptık arkadaşlar? İfade ettik. Şimdi değerli arkadaşlar, burada görmüş olduğunuz üzere past tense'lerin en net, en kısa, en keskin kullanım alanlarını, kullanım yapılarını, Türkçe'ye çevirilerini ve neler karşımıza çıktığını ne yaptık? Anlattık. Şimdi birkaç tane anahtar kelimelere, Hakkı Hoca'daki zartlama noktalarına geçmeden birkaç tane vermemiz gereken önemli küçük küçük bilgi var. Daha sonra egzersiz yapıp bunları pekiştireceğiz. Ben şuradan izninizle tahtamı siliyorum. Şöyle burayı bir temizleyeyim. Burayı bir temizleyelim şöyle. Şimdi arkadaşlar, şöyle bir cümle yazıyorum ben. İzleyelim. I boşluk watch a movie a film yesterday. Ben dün bir film izledim mi, izliyordum mu? İzledim mi, izliyordum mu? Aslına bakarsanız konuşma dilinde ikisi de kullanılabilir. Ben diyebilirim, dün ben televizyon izliyordum. Hiç yanlış yok ama nerede? Konuşma dilinde. Ama YDS dilinde. Ben dün televizyon izliyordum da diyebilirsin ama şıklarda watched varsa ya da was watching varsa hangisini dersiniz hocam diye sorarsanız YDS sınavında tabii ki kankamı seçerim. Neden? Çünkü geçmişte en basit kullanımlı kankimizdi. Dün televizyon izledim. Buna ben was watching olamaz demiyorum. Ama kankam varken diyorum olamaz. Neden? Çünkü yesterday ilk önce kankamın ipucudur. Kankam yoksa bunları değerlendirelim. Bu ayrıntıyı da unutmayalım. Bu sizi uyarmam gereken birinci örnekti. Şimdi bu örneği anladığımıza göre ikinci örneğimize yapalım. Hiçbir şey değiştirmeyeceğim. Sadece beni izleyin. I watch a movie. At that time yesterday. Bu soruda ne değişti? Ben dün bu zamanlarda bir film izledim de derim. İzliyorum da derim. İzliyordum da derim. Nerede? Geçmişte. Konuşma dilinde öyle. Ama akademik dilde şıklarda watched varsa, şıklarda was watching varsa hocam direkt kankamıza gidelim. İşte bu çeldirici. Burada direkt kankana gitme. Niye burada direkt kankana gitme? Çünkü yalın halinde değil. Yani en basit halde değil. Soru seni nereye götürüyor? Past continuous'a götürüyor. Nasıl götürüyor biliyor musun? At that time diyerek eylemi ana çekiyor.
Ana. Ana. Yazamadım. Ana. Vallahi ana yazdım. Ana. Ana. Ana çekiyor. Eylemi ana çekiyor. Ana. Eylemi ana çekiyor. Ana diye bir şey var mı ya? Anı. An. Ana. Ana çekiyor. Neyse. Eylemi şimdiki zamana çekiyor. Ve at that time verb ing'nin ipucu oluyor. Yesterday de evet geçmişin ipucudur ama geçmişle continuous birleştiğinde ne oluyordu? İzliyordum oluyordu. Zaten at that time was'ın ipucu, excuse me, yesterday seni geçmişe götürüyor. At that time da ing'ye götürüyor. Niye? Ana çekti. İşte bu sorunun doğru cevabı da was watching'tir. Çünkü sorumuzu ne yapmış? Sorumuzu ne yapmış değerli arkadaşlar? Sorumuzu ana indirmiş. Yani evet her zaman kankamızdır ama genellikle bunu zartlama noktası dediğim anahtar kelimelerle ana çekerler. Oralara dikkat edeceğiz ama onun dışında kankamızdan vazgeçmeyeceğiz. Hemen bir uyarı daha yapayım size arkadaşlar. Nedir uyarı hocam? İki cümle yazacağız. Bu cümle arasındaki farkları göreceğiz. I, boşluk, realize, boşluk. I, yine boşluk, fiilimiz drop. My wallet diyeceğiz. Bu cümlemizde de iki tane eylem var. Eylemlerden biri fark etmek, eylemlerden diğeri de düşürmek. Ben cüzdanımı düşürmüş olduğumu fark ettim. İki tane var burada eylem. Biri geçmiş olan fark etmek. Diğeri fark edebilmen için düşürmüş olduğun geçmişin geçmişi olan düşürmek. İşte bu soruda da soruyu okuyup anlayarak, çeviri yaparak ne diyoruz arkadaşlar? Fark etmem geçmiş zamanda verb 2'dir. Çünkü ben fark edebilmem için cüzdanımı daha öncesinde düşürmüş olmam gerekiyor. Böyle bir soru çıktığında da I realized that I had dropped my wallet diye cümlemizi head verb 3 ile yazmalıyız. Soru çözerken zaten bunları çok çok ben sizlere anlatacağım. Şimdi tüm tahtayı temizleyelim. İpuçlarını verelim. Ondan sonra da ben size bir 10 tane egzersiz yazayım. İpuçlarını verdikten sonra egzersiz yazayım. O egzersizlerle de bu anlattıklarımı pekiştirmiş olalım değerli arkadaşlar. Şimdi tahtamızı silelim ve past tense'lerin anahtar kelimelerini verelim arkadaşlar. Past tense'lerin anahtar kelimelerini verelim. Evet değerli arkadaşlar, şimdi de past tenses dediğimiz 4 tense'in keywords'leri hakkında görüşelim, konuşalım. Zartlama noktası. Neydi zartlama noktası? Ne olduğunu biraz soru çözerken çok iyi anlayacağız. Argo'da zartlama noktası. Arkadaşlar, geçmiş zamanda yesterday kelimesini görmek sizi ne yapsın? Geçmişe götürsün. Last kelimesinin, yani geçen kelimesinin yanına gelen her şey sizi geçmişe götürsün. The other day arkadaşlar yesterday demektir. Bu da sizi geçmişe götürsün. Ego kelimesinin önüne gelen her şey. Ego ne demektir ego? Ego önce demek. Atıyorum 2 years ago. Yani 2 yıl önce.
Bu da sizi ne yapsın? Yine geçmişe götürsün. Başka hocam, tabii ki birkaç tane daha verelim. Mesela in 1940 gibi gördüğünüz bir ifade sizi geçmişe götürsün. Ya da in the middle age, orta çağda, orta çağ biliyorsunuz geçmişte kaldı, o da sizi geçmişe götürsün. Ya da ancient people, yani geçmiş zamandaki insanların yapmış olduğu bir eylem sizi geçmişe götürsün. Yani yapmış oldukları bir eylem, dikkat edin. Her ancient people'ı gördüğünüzde değil, yapmış olduğu bir eylem sizi geçmişe götürsün diyorum. Bu sebepten dolayı ne yapmayacağız? Unutmayacağız arkadaşlar. Neyi unutmayacağız? Zartlama noktalarını gördüğümüzde hangi tense, hangi yapıyı zartlayacağımızı unutmayacağız. Başka şöyle bir hatırlamaya çalışayım. Geçmişle ilgili size verebileceğim bir ipucu var mı? Aklıma da gelirse diğer derslerimiz arasında mutlaka anlatırım. Ama şu an için anlatmam gereken daha önemli bir konu var. Arkadaşlar, İngilizce'de biliyorsunuz ki when kelimesinin birden farklı anlamları var. When kelimesinin birden fazla anlamları var. When soru kelimesi olduğunda, when soru kelimesi olduğunda ne zaman diye çevriliyor. Aynı when zaman bağlacı olduğunda dığında diye çevriliyor. Aynı when zaman bağlacı olduğunda dığında diye çevriliyor. İşte Türkiye'de bizim öğretmenlerimiz şöyle öğretmişlerdi bize. When'in B kısmına verb 2 gelir, diğer kısmına A'ya was, were, verb ing gelir diye öğretmişlerdi. Sonra da demişlerdi ki while kelimesi zaman bağlacı anlamında, zaman bağlacı anlamında iken çevirisine gelir demişlerdi. Onu da şöyle söylemişlerdi. While'ın arkasından B kısmına was, were artı verb ing, A kısmına verb 2 gelir diye böyle bir şifreleme yapılmıştı. Tabii ki öğretmenlerimiz doğru söylüyorlar. Bu söyledikleri bilgi doğrudur. Yanlış bir bilgi değil. Neden doğrudur? Onu anlatayım size. Neden doğru olduğunu anlatayım. Çünkü bakın, I was running, koşuyordum demek. Bunun önüne when getir. When I was running, koşuyorduğumda. Koşuyorduğumda nedir? Yok böyle bir çeviri. O yüzden when'in arkasından was or ing gelince çeviri kötü oluyor. While'ın arkasından while I wrote a letter, bunun çevirisi ne oluyor? Ben bir mektup yazdım iken. Bunun da çevirisi olmadığı için öğretmenlerimiz bize çeviriye daha güzel uyduğu için when'in arkasından verb 2 gelir. While'ın, hatta while'la aynı anlama gelen as'in, hatta as'le aynı anlama gelen just as'in arkasından da, yani arkası dediğimiz B kısmından da was, were, ing gelir diye bizi uyarmışlardı. Doğru. Ama soru geçmiş zamansa verb 2 gelir. Soru geçmiş zamansa while'ın arkasından was, were, ing gelir. Ama benim bugüne kadar dersine girdiğim tüm öğrencilerimin bildiği yanlış neydi? Öğrenci when'i görüyor, arkasına verb 2 yapıştır. Diyorum ki evlat, niye verb 2 yaptın? E hocam, when'in arkasından verb 2 gelmiyor mu? Ya geliyor arkadaşım da, o soru geçmiş zamanın sorusu değil. Yani her zaman when'in arkasından verb 2, her zaman while'in arkasından was, were, ing gelecek diye bir kural yok arkadaşlar. Bu sebepten dolayı bu dediğimi unutmayın.
Hocalarımızın bize öğrettiği bu bilgi doğrudur. Ama biz Türkler hep kolay kısımları öğrenmeyi çok sevdiğimiz için artık kafamızda bunu 4'ten beri yazmışız. V'nin arkası verb 2 değil. Hocam kanıtla V'nin başka bir şey de gelebileceğini. Hemen kanıtlayayım arkadaşlar. Onu da kanıtlayalım. Şurada kanıtlayalım onu. V'nin arkasından verb 2'den başka ne gelebilir arkadaşlar? Bakın. When I visit, bu fiilin birinci hali dikkat et. My grandmommy, ben büyük annemi ziyaret ettiğimde, her ne zaman ziyaret edersem, she is getting more happy. Daha fazla, şöyle diyelim ya da much happy ya da a lot happy. Çok fazla ne oluyor? Mutlu oluyor. Geçmişte mi bu? Hayır. Her ne zaman ziyaret edersem böyle oluyor. İşte gördüğünüz üzere V'nin arkasından ne geldi? V'nin arkasından ne geldi? Fiilin birinci hali geniş zaman geldi. Ya da V'nin arkasından was range de gelebilir. Çok sık tercih edilmez ama gelebilir. Mesela when I was living in America. Burada da ben bir zamanlar ben Amerika'da yaşıyor olduğumda diye de çevrilebilir. Ama bu kullanım çok tercih edilmez değerli arkadaşlar. Siz ne yapın? When'in arkasından verb 2 gelir kuralını bilin ama her zaman verb 2 gelmez denilene de ne yapın? Uyun lütfen değerli arkadaşlar. Bunun dışında geçmiş zamanla ilgili size söylemek istediğim ayrıntı var mı? Var. Sınav için yöntem, sınav için taktik diyebiliriz. Nedir o hocam? Aklıma gelmişken söyleyeyim. Geçen videolarımızda bayın bir sürü anlamından bahsetmiştik. Bunlardan bahsederken bayın as of'la aynı anlama gelen itibariyle anlamı olduğunu ben size söylemiştim. Eğer siz bir soruda by'ın yanında past bir ifade görüyorsanız şunu anlayacaksınız. Geçmişteki o zaman verb 2'dir. Ama o zaman itibariyle oldu mu, olmuştu mu diye çevirirsiniz. O zaman itibariyle olmuştu diye çevirirsiniz. Bu sebepten dolayı bayın arkasından past bir ifade görürseniz her zaman neyi işaretleyeceksiniz? Had verb 3'ü işaretleyeceksiniz. Hocam nerede geçmişin geçmişi? Bak past ifade geçmiş oluyor. Onun itibarilesi yani onun öncesi de geçmişin geçmiş oluyor. Hemen bir örnekle canlandıralım bunu. I go to England in 2006. Ben 2006 yılında İngiltere'ye gittim. Geçmişte net bir zaman var. Doğru cevap burada I went. Niye? Geçmişte net bir zaman varsa, detaya inmiyorsa her zaman kankam. Ama ben yazarsam I go to England by 2006. 2006 geçmiş. 2006 itibariyle demek ondan öncesi demek. Ne yapmıştım İngiltere'ye? Gittim mi? Gitmiştim mi? Tabii ki arkadaşlar gitmiştim. Bu küçük ayrıntıyı da ne yapmıyoruz arkadaşlar? Unutmuyoruz. Yine buna benzer bir ipucu daha vereyim. Buna benzer bir ipucu daha vereyim. Kullanım vereyim. Bakın, unutmayın. Benim verdiğim tüm ipuçlarının bir dayanağı vardır. Aslında bu ipuçlarını benim size vermemizin sebebi siz de bunları anlayabilirsiniz aslında. Ama
olur da es geçersiniz diye veriyoruz. Yani bunlar bizim tarafımızdan bulunmuş kurallar değil. Bunlar dilin genelinde, dilin mantığında var. Biz de o mantığında dilin böyle bir şey var demiyoruz da sizin daha çok dikkatinizi çekebilmeniz için ipucu diyoruz. Çünkü bizim Türk öğrencilerimiz, bizler, ben de öyleydim. Atıyorum üniversitede hoca son derslerde soru verecek diye, ipucu verecek diye en öne oturur. Nasıl ders dinlerdim? Tahmin edemezsiniz. Bu sebepten dolayı ipucu deyip dikkat çekiyoruz. Algıda seçicilik yapıyoruz aslında bakarsanız. Bir ipucu daha vereyim arkadaşlar. It was superlative bir yapı görüyorsanız. Superlative ne demekti? En demekti. En çirkin, en birinci, en güzel, en şişman, en zayıf. Bu ifadeleri biz superlative yapıyla anlatıyorduk. Hatırlayalım. Hatırlayalım bunu arkadaşlar. It was superlative bir yapı geliyor. Arkasından da tense olarak had verb 3 geliyor. Kuraldır bu. Hocam bu kuralı açıkla. Bu kuralı açıklayalım. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. It was the first time I had gone to... Tahta yetmiyor. Çitleyelim tahtayı. Ya da ben çok dağınık yazıyorum. Suç bende de olabilir. It was the first time I had gone to America. Şimdi burada da iki eylem var. Amerika'ya gitme eylemi, had verb 3, Amerika'ya gitme eyleminin geçmişte ilk olması verb 2. Yani burası da was. Bunun kuralı da bu, açıklaması da bu. It was superlative yapılarının arkasından her zaman had verb 3 getireceksiniz. Yine zaman içerisinde soru çözerken geçmiş zamanlarla ilgili ipucu karşımıza çıktığında ben hatırlatırım size ama genel anlamda bunları bilmeniz yeterli. Bakalım bugün öğrendiğimiz past tense'lerle sizlerle bir 5, 6, 10 soru çözelim. Mantığını biraz da soru üzerinde görelim. Soruları basit yazacağım siz anlamanız için. Tabii ki YDS'de bu düzeyde soru çıkmıyor ama mantık aynı. Yani mantığı alırsan bir zora da uygulayabilirsin değerli arkadaşlar. O zaman ben bir tahtayı sileyim. Bir de sorularımı yazayım. Evet değerli arkadaşlar. Ben size 10 tane soru yazdım. Bu yazdığım 10 sorudan hepsinin doğru cevabı past tense olduğunu biliyoruz. Ama en doğru hangisi, neden o tense kullanıyoruz da bu tense kullanmıyoruz, neden böyle de şöyle, neden böyle de öyle, hepsini konuşarak inşallah bu konuları tamamen oturtturabileceğiz. Birinci soruya başlayalım. Ben eve geldiğimde, ben eve geliyor olduğumda, ben eve gelmiş olduğumda, ben eve geliyorduğumda, ben eve geldiğimde. Geçmişte ben eve geldiğimde fiilin ikinci hali. When I came to house. Kanka. Annem evi temizliyordu. Temizledi, temizliyordu. Ben eve geldiğimde annen evi temizliyor dediği için anı anlatıyorsun. Anı anlatıyorsun. Yani was cleaning de yordu demek. Had been cleaning de yordu demek. Hangisi olacak? İkisi de aynı çeviri. Ama sorunun devamına baktığımda for 5 hours süreç verdiği için ben eve geldiğimde annem 5 saattir evi temizliyordu dediği için doğru cevabımız Ceyhan'dır arkadaşlar. Niye hocam Adana olmadı? Çünkü Adana anı anlatıyor. Adana anı anlatıyor. Had been cleaning süreci anlatıyor. Sorumuzda da 5 saattir diyerek bize süreç zartlama noktasını verdiği için biz ne yaptık? Had been'i işaretledik. Bu soru. 1970
itibariyle bina yıkılmıştı. 1970 Verb 2'dir ama itibariyle olduğunda head verb 3 kullanmak zorunda olduğunuzu size biraz önce söylemiştim. Çevirisi, onlar 1350 yıl önce inşa edilmiş olan evi 1950 itibariyle yıktı mı, yıkmıştı mı? Yıkmıştı. Doğru cevaptır arkadaşlar. Doz. Bakın şu bilgiyi bilin. YDS sorularında doz demek aslına bakarsanız çoğu soruda people demektir. Bu bilgiyi defterinize, notunuza yıldızlayın. Tabii ki her doz people demek değil ama dozun people diye kullanıldığı vardır. Doz yani insanlar. Mağaralarda 100 bin yıl önce yaşadı mı? Yaşadılar mı? Yaşamıştılar mı? Burada bu cümlede 100 bin yıl önce, evet çok geçmiş zaman ama sorumuzda öncelik yok, sonralık yok, süreç yok, an yok. Yani verb 2 kankamız doğru cevaptır. Adana lived, yaşadılar. 100 milyon yıl önce insanlar mağarada yaşadılar. Yaşadılar, yaşadılar. Hocam niye yaşamışlar da olmuyor? Yaşamışlar da olması için geçmişin geçmiş olması lazımdı. Hatırla, bunu ben size zaten defalarca ne yapmıştım? İletmiştim. Geldik dördüncü soruya arkadaşlar. Rıza anlamış neyi? Büyük bir yanlış yaptığını mı yapmış olduğunu mu? İki eylem var. Rıza'nın anlaması bir de yapması. Rıza hata yapmadan anlayamaz. Önce had done geçmişin geçmişiyle yanlış yapıyor. Sonra ne yapıyor? Fiilin ikinci haliyle anlıyor arkadaşlar. Öncelik sonralık olduğu için geçmişin geçmişi ve geçmiş. O nokta noktadan önce cumhuriyeti nokta nokta. Şimdi ölme eylemi var, kurma eylemi var. Ölmeden önce kurdu mu, kurmuştu mu? Kurmuştu. He had established before he died. İki eylem var. Kurması ve ölmesi. Kurması ve ölmesi. Ölmeden önce kurmuştu demek zorundayız. O yüzden he died, he had established. Altıncı soru. Onlar konuştuğunda mı? Konuşuyor olduklarında mı? Konuşuyorken mi? Yoksa konuşmuş iken mi? Konuşuyorlarken, your iken, yapıyorken, while they were talk while they were talking. Konuşuyorlarken öğretmen İngilizce öğretti mi? Öğretiyordu mu? Öğretiyordu daha doğru. The teacher was teaching English arkadaşlar. Şimdi geldik 7. soruya. By the time dığıncaya kadar sen gelinceye kadar biz tüm meyveyi yemiş olacağız. İki eylem var. Gelme eylemi, gelme eyleminden önce gerçekleşen ne yeme eylemi? Meyve yeme eylemi. O zaman biz sen gelinceye kadar yani had eaten yemiş olacağız. Neyi? Sen gelinceye kadar biz tüm meyveyi yemiş olacağız. Bir tane eylem var ne? Meyvenin yenilmesi. Bir tane daha eylem var ne? Gelmen. Sen gelinceye kadar biz yemiş olacağız. Yani yemiştik çevirisi. Sen gelinceye kadar biz meyveyi yemiştik çevirisidir arkadaşlar. 8. soru. Ali konuştuktan sonra biz gerçeği öğrendik. O zaman önce Ali konuşsun, değil mi? After Ali had talked. Ali konuştuktan sonra biz öğrendik. Hangi eylem daha önce yapılmış? Ali'nin konuşması. 9. soru. Dün geçmiş zaman 9.30'da ne yaptı? Geçmişi ana indirdi. Dün biz 9.30'da gitar çaldık mı, çalıyorduk mu? İkisini de diyebilirsin ama YDS'de çalıyorduk demen lazım. We were playing. Bir atlık soru. Biz dün
Gitar çaldık mı, çalıyorduk mu? Konuşma dilinde ikisini de diyebilirsin. Ama YDS'de çaldık demek zorundasın arkadaşlar. İşte burada görmüş olduğunuz 10 cümle biraz önce size anlatmış olduğum tenslerin birbirleriyle ayrımını ve soru üzerindeki kullanımını gösterdik. Anlamadığınız bir şey varsa özelden yazabilirsiniz. Onun dışında size söylemek istediğim bugünlük bu kadar. Kankanızla kalın. İyi günler.